Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Şöyle tığımın numarasını göstererek 22 numara başlayalım. Sarı rengim 600 numara altın başak, mavi 129 ve 25 numara da böyle mürdüm renginden size bir model hazırladım arkadaşlar bu şekilde. Modelim şu şekilde oldu. Evet modelim bu şekilde bakın. Şöyle yakın plan tutuyum. Dalların üzerinde açan çiçekler şöyle üzüm salkımı gibi çok hoş duruyor. Modelimiz yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle daha net gözüksün renkleri. Evet. Bu şekilde sallantılı hali de, duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Yakın plan. Şöyle tutayım. Evet. Nasıl yaptık? Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle arasına 5 tane bu trabzanlardan arası olarak koydum. Ee, ilk i̇lk başlarken nasıl başlıyoruz? Bu şekilde tığ içine sık iğne ile sabitleyerek başlamışım ama trabzanla da başlanır arkadaşlar bakın burada 5 tane var şimdi bu dalları yaparak başlayalım bitirince ara suyunda göstereceğiz Evet iki zincirimizi çekip ipimizi tığımıza tutturduk 2 defa tığımı doladım bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıya girdim şöyle 2 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir bir defa tığımı doluyorum trabzanın arasına girip sadece iki tane trabzanım oldu bakın bir zincirim bir de yaptığım trabzan üzerine 7 tane zincir çekiyorum bu 7 zincirle dallarımızın yuvasını oluşturacağız ve buradaki bakın ilk yapmış olduğumuz bu trabzanın tepe noktasına bu şekilde şöyle çözünürlüğümüz bozulmadan tepe noktasına sık iğne ile sabitleyip şöyle bir zincir çektim dibine düz yüzüne döndüm bakın 7 zincirli yuvaya şimdi dallar yapacağız sık iğne ile buraya sabitledim 3 zincir 2 defa tığı doladım ve alttan girip ilmek alıp 2 2 2 olarak bu şekilde bir trazdan tepesine 5 zincir bu da çiçeğimiz için yuva olacak trabzanın arasına 5 zinciri sık iğne ile sabitleyip 1 2 3 zincir hemen yuvanın içine sabitledim sık iğne ile 3 zincir. Bakın ilk dalımız bu şekilde hazır. Bu daldan 3 tane yapacağız. 3 zincirin üzerine 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 5 zincir. 2 3 4 ve 5. Ben kapatıyorum dalımın arasını, trabzanın arasına 5 zinciri kapatıp üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Onu da ana yuvaya kapatıp ikinci dalımızın işlemini de yapıyoruz ve yine 3 zincir. Şöyle. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 5 zincir. 4 ve 5. Hemen kapattım bir tane 5 zincirden buraya yuva yaptık 3 zincir kapatıyorum evet. üçüncü dalımız da hazır şimdi ilk başlarken bir zincir sık iğne ile dönmüştük dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle bakın kalıp gibi destekli kaymasını engellesin Evet bakın iki tane trabzan yapıp yarım bırakmıştık şöyle bir defa dolayıp bu iki trabzanı altıya tamamlayacağız 2 ve 2 bir defa doluyorum trabzana girip 2 2 6 bir defa doladım şöyle 5 bir defa doluyorum şöyle 6 Evet bakın bu şekil daha güzel şöyle meyilli hoş duruyor içe dönük ee, şimdi iki defa doladım ilk başta yaptığımız gibi yuva hazırlayıp ara suyunun yapılışına geçeceğiz bir tane bırakıp ikinci tığ battıma girdim şöyle 2 2 ve 2 şöyle gerdirmeyecek bir tığ battığı rahat bir şekilde içine alacak bir trabzan yapıyoruz ve üzerine 3 tane zincir şöyle bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 böyle 6 tane minik trabzanlar 3 bir defa doluyorum 2 2 aldım 4 5 ve 6. Evet, bu şekilde 6 tane trabzan. 2 defa tığımı doladım. Bir tane yuva bırakıyorum. İkinci yuvanın içine girdim. 2, 2 ve 2. Bakın, şöyle bir tığ battı. İçinde rahat gerdirmeden oluşan bir trabzan. Üzerine 3 zincir. Şöyle 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2 3 4 5 ve 6. Evet, çimeni bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle 5 tane bu şekilde tırabzan yapıp sonra geriye dönüp 7 zincirle yuvalarını hazırlayıp üzerine 3 tane bu şekilde dal hazırlayacağız. Fazla videoyu uzatmayalım. Şöyle bakın bu arasının mesafesini kaç istiyorsanız bu trabzanlardan ona göre bırakabilirsiniz Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim şöyle tülbentimizin ters tarafına çeviriyoruz yuvaları dallarımızın üzerine ters tarafından yapacağız sık iğne ile ilk yuvamın içine girip sabitliyorum üzerine 5 zincir 5 zincirimi kapattım bu şekilde ilk dalımıza 5 zincirden yuva. Yine 5 zincir çekiyorum. Bu da geçiş köprümüz. 5 zincir. İkinci dalımız için bu şekilde çiçeğimize yuva yaptık. 1 2 3 4 ve 5. Ters tarafından yuvaları hazırlayıp çiçeğimizi düz tarafında kapattım bu şekilde Bakın. dallarımızın üzerinde beşer zincirli yuvalar hazır şimdi bu dallar yuvaların içine biz çiçek yapacağız şöyle bir zincirle ilk yuvanın içine sık iğne ile giriyorum 5 zincir çekiyorum şöyle ilk yuvamı kapattım ilk kirpiğimi kapattım yuvaya 5 zincir ve sık iğne ile buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir kapattım 5 zincir kapatıyorum 5 zincir ve buraya bu şekilde kapattım bakın 5 zincirden 5 tane kirpiği hazırladım bu 5 zincirli yuvaya şimdi 1 2 3 ve 4 zincir. Bu şekilde ikinci yuvaya 4 zincir çekerek geçişimi yapıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. Şöyle bir kirpik ikinci kirpik 1 2 3 4 5 zincir 3. kirpik 5 zincir 4. kirpik 5 zincir ve sık iğne ile bu şekilde sabitledik. Evet, ikinci yuvanın 5 kirpiği de bu şekilde hazır. 1 2 3 ve 4 zincir Hemen sıradaki yuvamıza geçişimizi yaptık. Köprümüzü bu şekilde 5 zincir kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Şöyle 2 1 2 3 4 5 zincir. Her yuvanın içine bu şekilde beşer zincirli kirpikler yaptık dördüncü Evet. Yine 5 zincir. Ve son önce kirpiğimi de kapattım buraya. Şimdi bakın son yuvanın içine şöyle bir sık iğne yapacağım. Hem de şu ipi arkaya alayım arkadaşlar. Bu sık iğne yapınca daha güzel duruyor gibi. Bunu unutmayın derim. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Evet arkadaşlar şöyle bakın. İlk sıramız bu şekilde oluyor. Şöyle beşer zincirli yuva. İkinci sırada da dörder zincirli geçiş köprüsü var. Şunu bir yakayım. Şöyle. Oradan. Kesemedim. Evet. Şimdi arka tarafına yine yuvalar hazırlayacağız ilkinde olduğu gibi şöyle bir defa tığımı dolayıp bu 4 zincirli yerden bakın bu şekilde girip buraya 2 2 aldım bir trabzan yaptık bakın şu şekilde tutayım daha net gözüksün şu ikinci katı buraya 2 2 alarak trabzan yapıyor 1 2 3 4 ve 5 zincir bir defa doladım. Aynı yere giriyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak 5 zincirden buraya trabzan yaptım. Bakın. Şöyle 6 zincir eğer şayet burayı gerdirirse siz buraya arkadaşlar zincir sayısını daha fazla 7 yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir defa doladım. Şöyle buraya da 6 çekelim. Bir defa doladım. Hemen bu dört zincirli yuvaya 2 2 alarak bu şekilde bakın aynı tırabzan. 5 zincir bir defa doladım. Aynı yere giriyorum şöyle tırabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Hemen üzerine bir tane zincir çektim. Döndüm düz tarafına ve İlk yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Aynı altta olduğu gibi bir sık iğne ile güzel kirpikler oluyor. 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 5 zincirden 5 tane kirpik yapacağız yuvalarımıza bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum sık iğne ile. 3 oldu. 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle bakın. 5 zincir. 5 zincirimi aynı yuvaya bu 5 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim bu şekilde. 5 zincir. Bu 5 zincirden oluşan trabzanlı yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile giriyorum 5 tane zincirden 5 kirpik bu şekilde şöyle birinci 1 2 3 4 5 zincir ikinci 1 2 3 4 5 zincir üçüncü 1 2 3 4 5 zincir 4. 1 2 3 4 5 zincir ve 5. Evet bu şekilde bakın 5 zincirden 5 tane kirpi yaptık. Yine bu dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. ikinci katı da bu şekilde yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir şöyle ters tarafına döndüm yine bir defa doluyorum bu ikinci kattaki zincirden alttaki duracak arkadaşlar şöyle bir buraya trabzan yapacağız 5 zincir şöyle bir defa doladım ve 2 2 alarak trabzanımı yapıyorum şu zincir sayısı size göre değişebilir. Fazla gerdirirse güzel durmaz arkadaşlar. El ayarınıza göre ayarlayın. Şöyle bir zincir çekip düz tarafına yine döndüm. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen buraya bir tane yaptım. Aynısından aynı buradakiler gibi. Şöyle beşer zincirlik kirpikler yapacağız. 5 zincirimi çekiyorum. Buraya sabitledim. 5 zincir. Şöyle 3 5 zincir. 4 1 2 3 4 5 Toplamda buraya 6 tane bu şekilde yapmış olduk. Bakın arkadaşlar. Şöyle yine dibine bir tane şey dibine bir sık iğne yapacağız güzeldir duruyor bu için bakın. hemen bir sık iğneden sonra bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum evet arkadaşlar şimdi şöyle bakın. Ve şunu hemen ben yakıp temizleyip geliyorum Evet modelimi bu şekilde bakın hazırladım bitirdim şöyle çok hoş böyle bir çiçek buketi oldu 3 2 1 diye bakın bu şekilde biten bir model şöyle ütüye de giden bir model bakın arkadaşlar ters tarafında bu şekilde ütüyü de rahat bir şekilde yapılır yapılabilir bir örnek çünkü hep zincirlerden oluşuyor modelimiz şöyle ters tarafından bakalım sallantılı haline şöyle bu renkleri açtırdım türbentin mürdüm olduğu için bu renkler gayet iyi açtığını düşünüyorum fakat siz istediğiniz sevdiğiniz renklerden bu şekilde hazırlayabilirsiniz Evet çok güzel oldu üzüm salkımını da anımsattı üzüm salkımı da gibi de duruyor çiçek buketi gibi de ismi olabilir evet, çok hoş oldu arkadaşlar ben çok beğendim yapımı da gördüğünüz gibi kolay bir zorluğu yok bu zincirlerini siz kendiniz el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bana göre 6'dır, size göre 7'dir. Böyle bu şekilde. Çok hoş ve yapımı da çok kolay olan bir model oldu. Evet. Modelim bu şekilde, çimeni bu şekilde. Örnek e, bu şekilde. Şöyle. Evet, sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça